Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, densizdeyim kanla. Bu da sana ders olsun. Herkese merhabalar arkadaşlar, dersizliğine hoş geldiniz. Bugün üçgende açılara devam ediyoruz. Geliştirici test 1'i çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. ABC ve DEF üçgeninde DTC açısı 70 derece. Bizden 4 tane açının toplamı kaç derecedir diye sorulmuş. Ve sorduğu açılar arkadaşlar, şu açıya alfa diyelim. Şuradaki açımız beta olsun. Şuradakine x, şuradakine de y dersek bunların toplamı isteniyor. X artı, y artı, alfa artı, beta. Şimdi burada şunu yapacağız arkadaşlar. Şuradaki açıları da isterseniz çok bilinmeyen olacak ama kolay görebilmek için yapalım. Şuraya m, şuraya da n dersek 2 iç açı bir dış açıya eşit olur. M ile n'nin toplamı 70 dereceyi verecek. Şimdi ABC üçgeninde iç açılar toplamı yani alfa artı beta artı n'nin değeri 180 dereceye eşit. DEF üçgeninde de yine x artı y artı m'nin değeri 180 derece olacak. Bunları taraf tarafa toplarsak x artı y artı alfa artı beta artı m artı n eşittir 360 derece. M ile n'nin toplamı 70'ti. Bu 70'i 360'tan çıkartırsak x artı y artı alfa artı beta'nın toplamı 290 derece olarak bulunur. Doğacağımız denizde. 4 tane uzunluğumuz birbirine eşit. Bunlar gösterilmiş. ABE açısı kaç derecedir? Yani bize şuradaki açı değerini soruyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olduğundan dolayı şuradaki açıya alfa dersek buradaki açımız da alfa derece olacak. İki iç açı bir dış açıya eşit olduğundan dolayı şurası da 2 alfa derecedir. Şimdi şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olduğundan ikizkenar olduğundan şuradaki açımıza da 2 alfa kalır. B açısının tamamı 90'dı. O yüzden buraya 90-2 alfa derecelik açı kaldı. Bir de büyük üçgende alfa var. 90 var. Burası 90-alfa derecelik bir açı. İkizkenar olduğundan dolayı şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşitti. Burası da 90-alfa olacak. Üçgenin iç açılar toplamı şurada 180 olduğundan dolayı toplarsak bunları 90-alfa artı 90-alfa artı 90-2 alfa eşittir 180. Burayı düzenlersek 270-4 tane alfa eşittir 180 olacak. 180'i bu tarafa -4 alfayı bu tarafa atarsak 90 eşittir 4 alfa. 2'ye böldüğümüz zaman 2 alfanın değeri 45 olur. Şimdi bizden şuradaki açı değerini istediğinden dolayı o da 90-2 alfaydı. 2 alfanın değeri de 45 olduğundan dolayı aradığımız doğru sonuç 45 olarak gelecektir. Doğru yanıt Edirne. Üçüncü sorumuz şu şekilde arkadaşlar. ABC üçgeninde 3 tane uzunluk birbirine eşit. Alfa, 140 ve beta derecelik açılar verilmiş. Alfa ile beta'nın farkı ise 40'a eşit. Bizden APC yani şu açı değeri isteniyor. Şimdi şuradaki üçgende arkadaşlar ABP üçgeninde 140 derece olduğundan dolayı şuradaki açılara 20 derece kalacaktır. Çünkü orası ikizkenar üçgen. Şimdi şurası da beta derecelik bir açı, şurası da alfa derecelik bir açı. Çünkü ikiz kenarlarımız var. Büyük üçgende 2 tane alfa, 2 tane beta artı 40 derecelik açı 180 derece olacak. Buradan 2 alfa, 2 beta dediğimiz açı 140 derece olur. Bir tane alfa ile bir tane beta'nın değeri ise 70 derece olacaktır. Alfa eksi beta değeri biliniyordu. Bunu altına yazarsak, taraf tarafa toplarsak betalar birbirini götürecek. 2 tane alfa eşittir 110 olur. Alfa da buradan 55 gelir. Şimdi şu açılar 55 derece ise 55 55 110. Şuradaki açımıza ise 70 derece kalır. Duracağımız Ceyhan. ABC üçgeninde iç açıortay ve dış açıortaylar verilmiş. 18 derecelik bir açımız var. Alfa kaç derecedir? Şimdi bir iç açıortayla bir dış açıortay bir noktada kesişiyorsa, bu nokta P noktası arkadaşlar. Burada oluşan açı şuradaki açının yarısına eşittir. Yani alfayı ben 2'ye böldüğüm zaman 18 derecelik açı çıkmış. O zaman içler dışlar çarpımı yaparsak alfa dediğimiz açı 36 derece olacaktır. Evet arkadaşlar, bugün de videonun sonuna geldik. Üçgende açılarla ilgili soruları çözdük. Çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.